Efendim bitti mi tadilat? Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Apartmanımızın gülü bülbülü gelmiş, biricik komşum gelmiş. Ay yemin ediyorum. Yani yönetici değil, Hillary Clinton. Lütfen kımıl 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 kıvranmayın Mehtap Hanım. Bitireceğim sizi. İmza toplamaya başladım. Bütün apartmanı atlı üstlü inip inip çıkıyorum. Sizi süründüreceğim. 30 imza toplayayım, attıracağım sizi. Sizin bu tadilat gürültünüzden apartmanım Mecidiye köy meydanına döndü. Göreceksiniz gününüzü efendim. Siz daha benim o inanılmaz ciddi yüzümü görmediniz. Yalnız şey, bu sabah bitti. Yani tadilat bu sabah bitti Yeter Hanımcığım. Yani bu evde şu anda hiç tadilat yok öyle asla mi? Asla yok. O zaman izin asla verirseniz şimdi teslime başlıyorum. Çaylar hazır. Çay, 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 çay. Ama aşk olsun biz sizinle ne konuştuk ya? Demedik mi biz bu evin bir çay saati var diye? Her çayın var diye şekerle koşuyorsunuz ha. Yürüyün gidin başına. Çay. Hala çay, çay diyor ya, hala çay, 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 hala çay, çay diyor. Attıracağım sizi Mehtap Hanım. Şu imza işini bitireyim, göreceksiniz gününüzü. Bu iş bitecek, bu tadilat bitmeden sizi çıkartacağım dışarıya. Böyle şey olmaz, siz benim o cevval yüzümü daha görmediniz. Kaydedin bu yüzü. Ay Allah'ım sen bilirsin ya. Bütün manyaklarla ben uğraşıyorum. Bu ne ya? İbrahim sen neredesin İbrahim? İbrahim! İbrahim! Bu ne ya? Bu ne ya? İbrahim abi başımızda hayır dururken içi geçmiş. Ben şunu şöyle dökeyim. Az diyet yaptırın şuna ya. Kalk lan. Ustalar salı o zaman diyorsanız tamam. Pazartesi gelirsiniz de takıl takıl battı kaçtı biter. Borcumuz o zaman. Aa Mehtap ustam hoş geldin. Ay kocam bana ustam dedi ya. İbrahim bu evin tadilatı bitmiyor ha burama kadar geldi yemin ederim. Ustasıyla ayrı uğraşıyorum, komşusuyla ayrı, kocasıyla ayrı. Burada usta var mı? Yok. Bana ne çemkiriyorsun Mehtap? Ben de 8 aydır bu evde ustalarla yaşıyorum. Artık geceleri rüyamda ustaların çatalları kovalıyor beni. Bak düşün rüyamdayım. Usta var. Çatalı var. Beni kovalıyor. Beni çatallar kovalıyor. Yani arkaları dönük koşuyorlar öyle düşün. Hem sen o kadar rahatsızsan ne yapayım? Git azıcık akrabalarınla kal ben dururum. Ya de, nerede kalayım İbrahim? Eniştemgillerden kaynımgillere, dayımgillerden turunçgillere kalmadığım yer kalmadı. Artık istemiyorlar beni. Turunçgiller nasılmış, iyiler miymiş? İyi, ellerinden öper. Sağ olsunlar. Ya bu kadar ustayı aynı anda idare etmek kolay mı sanıyorsun Mehtapçığım ya? He? Ben bu ustaları mutlu etmeye çalıştığım kadar seni mutlu etmeye çalışsaydım... ...şu an 8 çocuğumuz daha vardı. İbrahim ben onu bunu bilmem. Vallahi yönetici bize takmış kafayı. 30 imza daha toplarsa bizi attıracak. Evin tadilatı bitmiyor daha fayanslar yarım. Mesut usta nerede İbrahim? Çok pardon aklıma bir şey geldi de. Tabii. Şu şeyi söylüyorsun ya 8 çocuk muhabbeti. Onun bir tık öncesinden söyleyeyim. Bu 8 çocuğu daha böyle eşine kur yapar gibi tatlı bir çapkınlıkla söyleyelim. Mehtap da bundan böyle biraz utansın, şey bir cilveli cilveli cevap verip oradan geçsin. Oradan geçsin şeye. Cilve bende. Tamam, biliyorum da o yüzden. Evet. Gerisi bende. Buyurun. Ya bu kadar ustayı aynı anda idare etme kolay mı sanıyorsun ya? Ben bu ustaları mutlu etmeye çalışacağım kadar... ...seni mutlu etmeye çalışsaydım... Şu anda 86 tane daha çocuğumuz vardı. 86. Hiç sırası değil İbrahim. Tam cilveleşiyordun. Ne oldu? Gerçeğe döndüm. Ya
Kadın imza topluyor, bizi attıracak. Daha fayanslar yarım İbrahim ya. Bu evin tadilatı bitmiyor. Mesut Usta nerede? Fayanslar diyorsun sen. Evet. Mesut Usta'yı diyorsun. Ben Mesut Usta'yı yaptım. Ne yaptın Mesut Usta'yı? Kovdum. Ne? Kovdum. Niye kovdun adamı? Çünkü Mesut Usta'yı alt komşumuz Şinasi Bey'le bastım. Aferin! Kız öyle değil! Bu tepki göstermek yersiz, bu değil! Bu tepki yanlış, öyle değil! Bu Mesut Usta işleri bitirmeden erken erken bizim evden çıkıp gitmeye başladı ya. Ben bir kıllandım. Arıyorum, açmıyor. Bak sen. Mesajlarıma dönmüyor. Bak. Son görüldüsü hep kapalı. Allah Allah. Çift mavi oluyor, cevap yazmıyor. Kırlandım, takip ettim ne göreyim. Ne gördün İbrahim? Bu Mesut Usta bizim Şinasi'nin fayanslarını döşüyor. Düşünebiliyor musun? Mehtap bizim evin işlerini bitirmeden başka iş almış. Hem de komşumun işi. Allah aşkına sen kireç mi yuttun, harç mı çektin? Bu neyin kafası İbrahim? Bunun için adama trip atır da usta kovulur mu? Ya ne bileyim Mehtap işte o an gaza geldim kovdum. Kovuyorum dedim kovulmuş sayıldı. Ama ben de şu an çok pişmanım. Çünkü onun gibi fayansçı bulamadım. Her şey yarım kaldı. Ama bugün malzemelerini almaya gelecekmiş. Belki ikna ederim. İnşallah edersin. Çünkü yakında zaten tadilat yaptıracak. Evimiz de kalmayacak evet. İbrahim. Ben şimdi gidiyorum kızı okuldan alacağım. Tamam. Gelene kadar her şey bitsin. Lütfen bak rica edeceğim. İnşallah. Tamam mı canım? Tamam. Hadi sen bitir. Ustalar bir bakar mısınız? Konuşacaklarımız var sizinle. Ustalar! Ustalar bak. Kime diyorum ben? Orada olduğunuzu biliyorum. Çaylar hazır. Çay. Yeter sus, çay var yok. Çay. Allah animasyon karakterleri. Dinleyin beni. Sevgili ustalar arkadaşlar, bu iş böyle olmaz. Sizler bu eve geldiğinizde bu evin 2 haftalık işi var dediniz. Bugün 8. ay dönümümüzü kutluyoruz, kutlu olsun. Kutlamayı kes. Aranızda İkametgahını benim evime aldıranlarınız var. Çocukları dahil. Arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Bakın bugün bu tadilatlar bitmezse bizi evden atacaklar. Siz de paranızı alamayacaksınız. Anlaşıldı mı? Understand? O zaman hadi bakalım herkes için başla lütfen. Hadi bakalım artık. Hadi biz hadi işe alalım. Hamza Usta sen kal. Hamza Usta. Hamza Usta, ben sana ne dedim? Hamza Usta, sen kal dedin. Yok, o değil. Ben sana geçen hafta, Hamza Usta, mutfağı salona katar mısın? Amerikan mutfak istiyorum dedim. Evet, dedin. Neden tuvaleti salona kattın adam? Neden? Sen bana mutfağı salona kat dedin. Evet. Ama tuvaleti salona katma demedin. Onu demedin. Ha kafası şu an geldi dedim. Ha tamam. Bu nasıl bir mantık ya? Onu yapma demedim diye yapıyorsun sen. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ona bakarsan ben sana Hamza Usta balyozla kafama vurma da demedim. Yalvarırım vurma. Yapma. Böyle düşünme. Bu mantık yanlış. Şu bakış açınızı değiştirin lütfen. Çok rica ediyorum. Yapmayın böyle. Hadi buraları düzeltelim artık. Hadi. Ben küstüm. Üzüldüm. Rencide oldum ben. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Gözünün önünde ağlamamak için ben gidiyorum. Yok yok. Tamam. Ustalar her zaman haklıdır. Tamam. Doğru. Ben hatalıyım. Ben sana mutfağı salona kat derken tuvaleti katma da demeliydim. Evet. Sen haklısın. Evet. Tamam o zaman hadi işin başına. Tamam. Hadi bakalım. Manyak adam! Manyak! Nasıl olsa çaydan başka bir şey duymuyorsunuz. Manyak. Allah'ım yarabbim siz dua edin. Her yerde inşaat var. Usta bulamıyorum doğru düzgün. Yoksa ben sizin nazınızı çeker miyim? Ya oho! Böyle bir şey olamaz ama ya İbrahim Bey. Ben resmen sanatıma konsantre olamıyorum. Bu neymiş? İnşaat böyle bir şey değil ya. Lütfen kalkar mısınız? Tabii. 2 dakika şurada ama. Buyurun.
Of. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldusu var mı? Benim çalıştığım adam, benim çalıştığım odada zırıl zırıl matkap çalıştırıyor ya. Ben sanatıma konsantre olamıyorum. Ya biz işi mi bırakıyorsun yoksa sen? Evet evet işte. Hayır hayır işi bırak. Tamam tamam işi bırakma. Hayır dur bak. Sen yatak odasına gideceksin, bunu bandıracaksın, belli belli yapacaksın, belli belli yapacaksın. Niye biliyor musun? Son 8 aydır yatak odamda karımdan çok seninle vakit geçirdim Mustafa. Artık şu yatak odasını bitir öyle, gidi rica ediyorum seninle. Bak kardeşim şimdi bak, ben yapayım yapmayayım demiyorum da bunu böyle böyle yapmak oluyor mu? Oluyor mu? Bu bir sanat ya. Ben sanatımı icra edemediğim yerde bu mesleği yapamam ki. Ya adamın matkabından sana ne? Mustafa Usta delirtme beni. Gözünü seveyim ya. Fikri Usta'nın matkabıyla senin boyanın ne alakası var artık? Yeter, çok rica ediyorum. Hadi sen boyacısın. Sen de kırıcısın. Hayret bir şey. Egomu örseliyorsun. Bu duvarları hep tigren boyadım be. Ben sanatçı kişiliğim kardeşim. Böyle yapamam. Ben duvarlara fısıldayan adamım. Evet. Boyamak ya da boyamamak. İşte bütün mesele bu. Ah. Görüyor musun? Kimse beni anlamıyor. Kimse beni anlamıyor. Kapıyı mapıyı baştan boyayacağız hep ya. Tamam Mustafa Usta, tamam. Sen haklısın. Ustalar daima haklıdır. Tamam, ben Fikri Usta ile konuşurum, o matkabını sessize alır. Hiç merak etme, tamam. Seni hiç rahatsız etmeyecek, kabul, tamam. Ya, zaten ben seni anlıyorum. Ya. Sen hep boya kokusundan böyle oluyorsun. Ama... Hadi bak, sana mutfakta helva ekmek hazırladım. Ne diyorsun? Çay da katayım mı? Kat. Hadi bakalım. Hadi sen git onları ye. Allah'ın cezası. İbrahim abi! İbrahim abi! Evet. Su tesisat da bitti, elektrik tesisat da bitti. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Bir daha söyle. Su tesisat da bitti, elektrik tesisat da bitti. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Bir daha söyle. Su tesisatını hallettim, elektrik tesisatını hallettim. Hepsini yaptım, hepsini hallettim. Fikri ustam! Ben de seni. İnanamıyorum şu an duyduklarıma. Bugün bu evde bir iş mi halloldu, tamamlandı? Yani. Allah'ım bu günlerde görseydi yarabbim, çok mutluyum. Sağ ol Fikri Usta. Ben senin kalan ödemeni yapayım. Yani olur. Ama işte bana cüzdanı şuraya ebeğe koydurayım ben. Bunlar da hep karanlık ya. Şey bir ışığı açıver hele bir. Şu cüzdan şuraya ebeğe düştüreyim. Tabii açayım. Çok ilginç. Gerçek bir gizemin ortasındayız. Şunu da açın. Elektrik gelmesi gereken yerden su geliyorsa... ...su gelmesi gereken yerden... İbrahim abi. Fikri. Bir süre taharet musluğunu kullanmayın. İbrahim abi. Evet. Bir süre, ne bileyim, ıslak mendil kullan. Kolonyalı mendil, biraz yakar ama. Oğlum tam ne demek istiyorsun? Oradan elektrik gelirse senin için iyi olmaz. Yani bununla aranızda bir elektrik yanma olmasını istemiyorum İbrahim abi. Anladım. Özür dilerim. Allah'ım beni nasıl ustalarla sınıyorsun ya Rabbim, nasıl ustalarla? Selamun aleyküm baba, kolay gele. Ya aleyküm selam. Ne? Ya ne? Al eserini övün İbrahim. Hocaların hepsi şikayetçi. Ara karne vermişler, derslerin hepsi dokunuyor. Ya anne ya, sana abartma ya. Ben halledeceğim, yetiştireceğim, sömestr yetiştireceğim. En kötü yıl sonu halledeceğim dersleri, yetiştireceğim ya. Ver bakayım şu karneyi verin. Bu ne kızım? Bu karne değil, resmen idam fermanı. Nasıl toparlanacak bu karne? Vallahi babacığım ben sana şöyle söyleyeyim, bunun komple değişmesi lazım. Yapma. Bak. Fen dersi çökmüş. Sosyal bilgiler desen ders notu piyasada yok. Ben zaten bulamıyorum orijinal falan. Çıkma not bulmamız lazım baba, çıkma not. Ama ben sana söz veriyorum babacığım, yetiştireceğim. Halledeceğim, her şeyi halledeceğim. Ama önce senin bana birazcık para ateşlemen lazım. Sen bana bir açlık ver, ben de bir önümü göreyim baba. Çalışamıyorum. Ve ben de bilmiyorum. Kız ustalarla yaşaya yaşaya ustaya döndü İbrahim. İbrahim ben alt komşuya gidiyorum. Bu evin tadilatı bitene kadar da asla ve hatta gelmiyorum İbrahim. Yürü kız. Tamam geldi.
geldi. Yapma kızım, yapma. Yapma. Aa, geldi. Bitti mi tadilat? Bitti mi efendim tadilat? Bitirdiniz mi tadilatı? Ha, bitirdiniz mi efendim tadilat? Bitti mi? Hepinizi yollayacağım buradan. Ne yapıyorsun kızım sen? Açık, açık. Sürdüreceğim sizi. Garip. Senin de odan ya olmayacak zaten. Hiçbir şeyiniz olmayacak. Hadi. Garip davrular. Cin çarpmış gibi bir kadın ya. Tövbeler olsun ya. Hem suçlular hem göçlüler. Hiç yüz yüze gelmek istemiyorum bu kadınla. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Bitti mi tadilat? Bitecek inşallah. Az daha sabırlı olursanız bitecek. Vallahi. Olmuyorum. Bir tane imzam kaldı. O bir imzayı alayım. Bakın ne yapacağım size. Tabii efendim. Bitireceğim sizi. Sizi süründüreceğim. Tamam efendim. Çok az sayıda imzam kaldı. O imzayı attırayım, kovduracağım sizi. Sokakta kalırsa kaşınızın altına sığınırız. Göreceksiniz. Yemin ediyorum kafaya takmış, evden attıracak bize bu bin bir surat. Lan! İbrahim Bey, ama siz beni hiç anlamıyorsunuz. Ben evi holü molü şiir gibi hepsini boyadım. Mermerci yok. Fayansçı, beyefendi, üstad nerede? İbrahim abi, tuvaletin bütün tuvarlarını ördüm fakat fayansçı yok. Fayansçı nerede? İbrahim abi, mutfak tesisatının bitmesi için fayansların sökülmesi şart. Fayansçı nerede? 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 Lan! MF! İçeride gidiyorsunuz, bunları çalışıyorsunuz, işleri bitirmiyorsunuz. Seçmelere hazırlanıyoruz. Allah cezanızı vermesin size, seçmelere hazırlanıyorlarmış. Ne bilmiyorum fayansı nerede? Keşke burada olsaydı ama bilmiyorum işte. Neredesin Mesut Usta ya? Neredesin Mesut Usta? Selamun aleyküm. Hoş geldin Mesut Usta. Oo. Ustalar, bizi biraz Mesut Usta'yla yalnız bırakabilir misiniz? İşte. Hadi biz kaçak. Çay çek. Kaçak çay çek. Ha, harika. Nasılsın Mesut Usta? İbrahim Bey, şunu iyi bilin ki... Neyi? Şunu. Şunu iyi bilin ki... Buraya siz çağırdığınız için gelmedim. Ne için? Çağırdığınız için gelmedim. Malamı ve su terazimi unutmuşum. Seninle kalan eşyalarımı alıp gideceğim. Kovulduğum yerde bir dakika daha durma. Aa! Kovulmak mı? Sen kovuldun mu sandın şapşik? Ben seni hiç kovar mıyım? Ben sana ne dedim ki? Kovuyorum seni dedim. Asla yok, kovuyorum demedim. Hayır, koruyorum dedim. Koruyorum, ben senin o, senin gibi marifetli, usta, işin ehli bir adamı hiç kovar mıyım? Mahzab ediyor musunuz? Hepiniz aynısınız. Hepiniz. Tamam, tamam, kabul. Tamam, hata ettik işte. Özür dilerim ama gel işinin başına geç. Bak, fayansa falan hep yarım kaldı. Usta işini tamamlayamıyor. Manyak Yeter Hanım da imza topluyor. Bizi evden attıracak. Ne olur gel hadi işinin başına geç. Onu beni kovmadan, ustalık gururumla oynamadan evvel düşünecektin. Artık çok geç. Ya koskoca adam hareketlere bak. Böyle böyle yapıyor, buralara yürüyor ya. Onur Meşe bak, dur hele. Bak. Ama bak İbrahim abisi sana neler almış, neler almış. Bak bak bak, yepis yeni sana mala aldım. Mala, mala mal artık yepis yeni. Haç malzemesi aldım burada, derz aldım. Taptaze derzim var artık Mesut Usta, lütfen kal. Aman da hanim işte İbrahim abisi Mesut Usta'sına neler almış. Lütfen. Aldığın hediyelerin altını çiz biraz yani, almışsın. Onları şey belirt. Şey yaptın çünkü, hemen geçtin gitti. Evet, evet. Aa, dur bakalım sana altını çizerek neler vereceğim. Aa, bak ama ben sana neler aldım. Yepis yeni, maaşından gittim sana bak. Mala. Mala. Malayla harç karamda seni baştan aşağı sıvayamam. İster misin? Çok güzel mala var. Ay, başka ne var bakayım? Bir su terazisi daha. Bakayım kaç kiloymuşum şaka. Sulu şaka. Derz aldım. Ama burada değil. Arkaya kamyon çektirdim. Kamyon
Aman ders aldım Mesut Usta. Aman da sana neler olmuşum. Kabul etsene bunları artık, daha abartamıyorum. Çok korkuyorum. İbrahim abi, o zümre daha fazla küçülme istersen. Ben bu evin fayasını artık düşleyemem. Mesut Usta, ya gitmene izin veremem. Bana bir şans daha ver Mesut Usta. Sana çok ihtiyacım var ustam. Olmaz İbrahim abi. Bak, bu tadilat ikimiz de çok yıprattı. Ah lanet olsun! Kabul ediyorum seni aşağılık serseri, tamam lanet olsun kabul. Seni kırdım ama özür dilerim bir adam işte. Seni de diğer ustalar gibi sandım. Sana bağırıp çağırırsam, kızarsam, kovmakla tehdit edersem işi çabuk bitirirsin sandım ama ya sen onlar gibi değilmişsin. Sen başkaymışsın. O yüzden Mesut Usta, eğer kabul edersen... Sen ne yapıyorsun İbrahim abi? Yoksa o sandığım şey mi? Mesut Usta, bir tadilat boyunca usta başım olur musun? Lahmacun! İbrahim abi sen bir çılgınsın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet. Ay bilemedim. Evet. Oh, Allah'ım çok şükür. Şunun 150'ine bak. Tek lahmacun. Ay ye bakalım olacak mı? Çok şükür harika işte, görmek istediğim manzaralar bunlar. Çok şükür ya. Canım ustalarım benim, artık el ele verme zamanımız geldi. Bugün inşallah bu tadilat bitecek. Bugün ustaların da istedikleri zaman tadilatları bitirebileceklerini ispatlayacakları gündür. Benimle misiniz ha? Benimle misiniz? Evet! Harika, o zaman hadi bakalım, herkes işinin başına. Hadi, hadi. Şey yok. Aa, saat 5 olmuş, mesai bitti ya. Aa, görüyor musun? Olmaz. Tamam. Ne oluyor lan? Nereye? Saat 5 oldu, mesai bitti. Artık senin iş yarın bilemedin, 3 güne bitti. Vallahi senin iş 3 gün bilemedin, 10 güne bitti. Senin iş 1 hafta 10 gün bilemedin. 2 hafta. Bilemedin. 3 hafta. Bilemedin. 1 ay. Yine bilemedin. Yıldım, yemin ediyorum yıldım ya. Vallahi yıldım. Bitmedi mi tadilat? Bitmedi tadilat. Bitmeyecek tadilat. Bitmiyor tadilat. Bir imzam kaldı. O bir imzayı da attıracak birini bulayım, attırıyorum. Kovuyorum sizi apartmandan. Nereye atılıyor imza? Ne yapıyorsun? Dur bak hele. İmza atıyorum ve kendi kendimi apartmandan atıyorum. Senden de bu zamana kadar bir kere olsun kapımı çalıp İbrahim abi tadilatın varmış kusura bakma bir ihtiyacın var mı diye sormayıp da beni apartmandan attırmaya çalışan komşularımdan da kurtuluyorum. Sen benim bu sikeci bitiren yüzümü daha görmedin. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele.